Çocuklar merhaba. Altıncı ünite konularıyla sizlerle birlikteyiz. Altıncı ünite konu adımız yönetime katılıyorum. Bu ünitede geçmişten günümüze yönetim biçimleri, demokratik devlet organları, kararlı sürecini etkileyen kurumlar, demokrasi her yerde, haklarımız ve sorumluluklarımız güvencede, günden bugüne Türk kadını ile ilgili gelişmelerden bahsedeceğiz. İlk olarak geçmişten günümüze yönetim biçimleri. Evet, günümüzde dünya üzerinde 200'ün üzerinde devlet var. Yine geçmişten günümüzde birçok devlet kurulmuş. Bu devletler farklı yönetim özellikleri göstermiş. Örneğin Cumhuriyet, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Teokrasi bu yönetim biçimlerinin bir tanesi. İlk olarak işleyeceğimiz ve günümüzün en yaygın yönetim biçimi Cumhuriyet. Bazı ülkeler ise bunu demokrasi şeklinde kullanmaktadır. Nedir Cumhuriyet? Halkın ülke yönetiminde söz sahibi olduğu, devleti yönetenlerin halk tarafından belirli bir süreliğine seçildiği yönetim sistemine Cumhuriyet diyoruz. Resimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile birlikte biz de demokratik yönetim anlayışına geçiyoruz. Artık devlet yönetenler halk tarafından belirleniyor ve belirli bir süreliğine belirleniyor. Burada ilk meclis binasını görmektesiniz. Evet, bir yönetim sisteminin cumhuriyet ya da demokrasi olabilmesi için belirli şartlarımız var. 1- Milli egemenlik, yani devlet yönetenler halk tarafından seçilmeli. 2- Eşitlik, insanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmamalı, yasalar önünde herkes eşit olmalı. 3- Özgürlük, kanun herkese hürriyet ve özgürlük tanıması gerekiyor. İnsan haklarına saygı, en temel haklarımız olan insan hakları gerek insan ya da gerek devlet tarafından saygıyla karşılanması gerekiyor. Evet, bir diğer şartımız hukukun üstünlüğü. Yasa ve kanunlar herkes için aynı olması gerekiyor ve hukuk kuralları herkes hukuk kurallarına uygun hareket etmesi gerekiyor. Katılımcılık, insanların devlet yönetiminde seçme ve seçilme hakkını kullanmasında eşit haklara sahip olması demek. Çoğulculuk ise herhangi bir seçimlerde en yüksek oy alan siyasi partinin ülke yönetmeye hak kazanmasıdır. Evet, resimde gördüğünüz günümüzdeki milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını görmektesiniz. Evet, geçmiş zamanlarda en fazla kullanılan yönetim şekli monarşiydi. Monarşi, egemenliğin bir kişiye ait olduğu yönetim şeklidir. Monarşinin başındaki ülkeler, örneğin Osmanlı Devleti'nde padişah, bazı ülkelerde kral, imparator, şah, sultan, hükümdar ve benzeri ünvanlarla anılır. Yönetim babadan oğula geçer. Yönetici hayatı boyunca hükümdarlığını sürdürür. Örneğin günümüzde Suudi Arabistan, İngiltere, yine dünyanın birçok ülkesinde kral ya da kraliçeler ya da imparatorlar yönetim sistemine hala devam etmektedir. Meşruti monarşi diye bir kavramımız var. Bir ülkede hükümdarın yanında halkın seçtiği mecliste ülke yönetimini birlikte yapıyorlarsa buna meşruti monarşi diyoruz. Örneğin Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde monarşi sisteminden meşruti monarşiye geçilmiştir. Evet, oligarşi. Oligarşik yönetimlerde egemenlik sadece küçük bir ailenin, belirli bir azınlığın, belirli bir grubun elindedir. Buna oligarşi denmektedir. İşte geçmiş zamanlarında Yunan toplumunda uygulanmıştır. Günümüzde çok fazla geçerliliği olmayan bir yönetim şeklidir. Teokrasi ise bir devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. Mesela günümüzde Vatikan adlı devlet Hristiyan Katolik dünyasının merkezidir. Aynı zamanda kendi içerisinde bir devlettir. Bütün işleri Hristiyanlık dinin kurallarına göre yapılır. Yine buna örneğin İran, örneğin Suudi Arabistan daha çok yine teokrasi diyebiliriz. Ya da İsrail, Yahudilik dini teokratik kurallara göre yönetilmektedir. Ve tekrar yine Cumhuriyet yönetimindeyiz. Günümüzün en yaygın yönetim şekli olduğunu söylemiştik. Yöneticiler belirli süreliğine seçilir, halk tarafından seçilir. Yöneticiler halka karşı sorumludur. Türkiye Devleti de Cumhuriyet sistemiyle yönetilmektedir. Evet, buradaki etkinlikleri siz yapıyorsunuz. Buraları geçelim. Evet, demokratik devletlerin belli organları vardır. Şimdi bu organlardan bahsedeceğiz. Demokratik devletin 3 ana organı vardır. Bunlardan birincisi yasama, ikincisi yürütme, üçüncüsü ise yargıdır. Evet, yasama nedir? Yasama, yasa ve kanun çıkarma yetkisidir. Bu yetki Türkiye'de Türkiye Büyük
Yürütme, kanunları uygulama ülke yönetmesidir. Bu yetki Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na aittir. Yargı ise vatandaşların birbirleriyle yaşadıkları sorunlar ya da devlette yaşadıkları sorunları çözen kurumlardır. Bu yetki bağımsız mahkemelere aittir. Niçin bağımsız mahkeme denilmiştir? Çünkü mahkemeler verdikleri kararlar tamamen yasa ve kanunlara göre yapar. Herhangi bir kişinin üzerinde baskı ve etkinliği yoktur. Evet, ülkemizde yasama, yürütme ve yargı yetkileri farklı kurumlara aittir. Bu durum güçler ayrılığı ilkesiyle açıklanmaktadır. Her kurum kendi yetkisini kullanır ve diğer kurumun işlerine karışmaz. Evet, ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını görmektesiniz. Hemen ilk meclisin hemen yanı başında bulunuyor. Ankara'ya gittiğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde burası bir müze şeklindedir. Şimdi Türkiye Devleti Anayasası'na baktığımız zaman madde 1, Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Yönetim şeklimizden bahsediyor. İkinci maddede Türkiye Devleti'nin görevinden bahsediyor. Yine madde 3'te Türkiye Devleti'nin resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti tanımlanmıştır. Ve bu maddeler madde 4 ile güvence altına alarak değiştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Evet, yine burada da yasama yetkisiyle ilgili anayasa maddemiz. Evet, şimdi devletimizin en önemli kurumlarının görev yetkilerine bakalım. Öncelikle TBMM'nin görev yetkileri, ülkemizdeki yasa ve kanunları çıkarmak, değiştirmek ve kaldırmak TBMM'nin görevidir. Örneğin şu an siz çocuklar 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi bu bir yasadır. TBMM'de çıkmıştır. Örneğin kapalı alanlarda sigaranın içilmesi bir yasadır. TBMM'de çıkmıştır. Ve tüm yasal düzenlemeler haberlerden izleyeceğiniz gibi mecliste yapılmaktadır. Yine genel özel af ilanına TBMM karar verir. Ülkede para basılmasına ve savaş herhangi bir ülkeye savaş ilanına askeri müdahaleye yine TBMM karar verir. Evet, günümüzdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulu salonunda meclis çalışmalarından bir resim görüyorsunuz. Evet, ikinci yetkimiz yürütme yetkisiydi. Yeni yapılan anayasal düzenlemelerle yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı 40 yaşını dolduran üniversite mezunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içerisinde seçilir. Şu an ülkemizde Cumhurbaşkanlığının seçilme süresi 5 yıldır. Bir kişi en fazla 2 defa art arda Cumhurbaşkanlığı görevi sürdürebilir ve Cumhurbaşkanı bakanları belirleyerek yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte ülkeyi yönetir. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı külliyesini yani devletin en tepe noktasını görmektesiniz. Evet, Cumhurbaşkanı'nın görevlerine baktığımız zaman Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Uluslararası anlaşmaları onaylar ve yayınlar. TBMM ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil eder. Kanunları onaylar ve resmi gazetede yayınlanmak üzere resmi gazeteye gönderir. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atar ve görevden alabilir. Devleti yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık eder. Gerektiğinde TBMM'yi toplantıya çağırır. Evet, burada Cumhurbaşkanlığı kabinesini görmektesiniz. Başta Cumhurbaşkanı görüyorsunuz ve diğer bakanlar. Örneğin şu an en çok gördüğümüz bakanımız Sağlık Bakanı. Mesela şurada görmüş olduğunuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı görmektesiniz. Burada ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u görmektesiniz. Ve diğer bakanlar burada görmektesiniz. Evet, ve yargı yetkisi. Yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanıldığını söylemiştik. Burada bir mahkeme salonu görüyorsunuz. Mahkemeler yasa ve kanunlara göre yargılamayı yapar ve buna göre vatandaşların suçlu ya da suçlu olduğuna karar verir. Ve herhangi bir kişi suçlu ise yine yasalarda belirtilen cezalar oranında cezaya çarptırılır. Evet, burada ise ülkemizdeki en üst düzey mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ni görmektesiniz. İnsanlar herhangi bir haksızlığa ulaştığı zaman son olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir. Yargıtay yine adli davaların başvurulduğu en üst düzey mahkemelerdir. Danıştay ise idari yargının başvurulduğu en üst düzey mahkemelerdir. Ve Türkiye'nin üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vardır. Türkiye'de sorunlarımızı çözüm bulamadığımız zaman en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başvurma hakkımız vardır. Evet,